DWF Labs'ın gerçekleştirmeye devam ettiği icraatları üzerine konuşacağız. Önceki videolarda konuştuğumuz üzere kendileri şu anda satış odaklı hareket ediyor. En son Liverpool noktasında ciddi satışlar gerçekleştirildi. Şu anda da bulunmuş olduğu noktada farklı altcoin'lerde taşıma durumu söz konusu. Bakalım. Zaten konuşmuştuk, hani özetlemek gerekirse ya zaman zaman bu tarz hareketler yapıyorlar. Mesela fiyatların şiştiğini gördüğü zaman hemen başlar satışa. Zamanında bunu Justin Sun da yapıyordu. Justin Sun dediğimiz kişi de Huobi'nin kurucusudur kendisi. Bu tarz hareketler çok yapıyordu. Şimdi dipten bir tane kripto para topluyor ve çok yüksek miktarda topluyor bu kripto parayı. Devamında bir anda satışını gerçekleştiriyor. Bir bakıyor Binance'a bir sürü işte tonla herhangi bir kripto paradan akmış. Bunu çok fazla yaptı mesela. Ardından CZ konuyla alakalı uyarı yaptı. Hani izin vermeyiz manipülasyona gibisinden. Sürekli şeyi yapma ve dahi satışına izin vermemişti o zamanlar. Yani bu şekilde olaylar gözlemlendi. Şu anda benzer bir durumu DWF Labs'ta görüyoruz. Tabi Binance tarafından şu an için adamlar şey yapmadı. Herhangi bir açıklama gelmedi yani. Hani yap yapma yapamazsın edemezsin gibisinden bir şey söylenmedi. Ama şu anda yapıyorlar yani. Büyük market yapıcı DWF Labs fiyatı yükselen bu altcoin'leri Binance'a taşıdı. Satış mı yapacak? Kripto para piyasasındaki önemli market yapıcılardan biri olarak yer alan DWF Labs, altcoin işlemlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1.57 milyon dolar değerinde 3.3 milyon spell alımı yapan DWF Labs, bugün ise Binance'a FET ve JASMI gönderdi diyor. FET ve JASMI noktasında, şimdi şöyle mesela girip şöyle kısadan bir göz atalım FET'te ne var ne yok diye. Bakın FET'te toplamda Binance'a ne gönderiyor? 500 bin dolar değerinde bir FET gönderiyor. FET'in fiyatları şu an için düşük diyebileceğimiz noktalarda da bu niye yüklenmedi anlamadım. FET'in şu anda görece fiyatları düşük. Yani normalde öyle çok fazla şey yapılabilecek bir pozisyonda değil. Satış yapılabilecek bir pozisyonda değil. Ama muhtemelen yine de satış yapmaya hazırlanıyorlar diye düşünüyorum. Hani bu şekilde söyleyeyim. Çünkü durup dururken 500 bin dolarlık fon aktarılmaz. Eğer ki sistematik orta vadede bir satış kuracaksan, böyle bir strateji üzerinden yürümek istiyorsan yüksek bir fon gönderirsin. Çünkü adamlar 500 bin dolar göndermiş, ellerinde 46 milyon dolarlık şey var. Nedir? FET var. Hani 46 milyon dolarlık FET'in var. 500 bin dolarını attın. Şimdi sen o 46 milyon doların 500 bin dolarını ne kadar bölerek satış yapacaksın? Yahut bu senin ne kadar işine yarayacak? Dolayısıyla ben FET hakkında FET'te herhangi bir şu anda kısa vadede satış yapacaklarını düşünüyorum. Ya da ekstra bir satış yapacaklarını da şu an için düşünmüyorum. Yani bu 500 bin doların üzerinde bir satış gelmeyecektir. Zaten kısa sürede yapacaklar dediğim gibi. Gelecek olsa bunun ötesinde hareket yaparlardı. FET'i fiyatlarını nasıl etkiler bu olay? Herhangi bir şekilde etkilemez. Ne yukarı ne aşağı. Bu arada FET çok sağlam bir kripto paradır. Yani çok 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 sağlam bir kripto paradır. Portföylere her zaman yakıştırırım ben FET'i. Aynı şekilde AGX çok iyidir. GRT benzer şekilde çok iyi bir altcoin'dir. Bu şekilde Ocean da iyidir mesela. Ocean'a da yatırım yapmışlardı DWF Labs. O yüzden yatırımcının dikkat etmesi gerekiyor. Bu tarz yapay zeka coinleri bu sezon için çok iyiler. Zaten katalizörler. Dikkat edin, bunlar sağlam yükselecek kripto paralardır bu sezon içinde. Nitekim DWF Labs da sadece spor olsun diye elinde bunları tabii ki de tutmuyor. Bu noktada diyor popüler kripto para platform LukoChain DWF Labs'ın kısa bir süre önce Binance'a 2 milyon FET ve 100 milyon JASMI yatırdığını paylaştı. DWF Labs kısa bir süre önce Binance'a 2 milyon FET ve 100 milyon JASMI yani 354 bin dolar değerinde yatırdığını söylüyor. JASMI'ye de girip şöyle bir bakalım. JASMI benim beğendiğim bir kripto para birimi değildir. Yani ciddi anlamda beğenmiyorum. Çünkü
gerçekten iyi değil. Onu kesinlikle ifade edebilirim. Jasmine'ye baktığımızda üzerinde korkunç bir enflasyon var. Hani öyle böyle değil. Çok ciddi bir enflasyon söz konusu. Tabii mesela Spell de aynı şekilde. Spell Token, Spell Jasmine, bunların üzerlerinde çok ciddi bir dağılım var. Çok ciddi bir ödül dağıtım sistemi var. Zaten Jasmine biliyorsunuz bulunduğu platformun ödül token'ı. Adamlar diyor ki gel arkadaşım sen bizde alışveriş mi yaptın? Borçlanma hizmetleri kullandıysan tamam ödül olarak sana biz spell veriyoruz. Ha, sen bize dolar vermişsin. Tamam biz de sana spell verelim. Yani ne yaparsın onu da bilmem artık spell veriyoruz ya. Artık ne işine yararsa onu da sen bilirsin. Jasmine'de de aynı şekilde yani. O yüzden dediğim gibi adamlar bunları size veriyor. Ne yapacağınızı artık siz bilirsiniz yani. Tamam mı? Jasmine bundan kaynaklı olarak çok beğenmiyorum. Fiyatları çok geri çekilme odaklı. Sadece şöyle bir fark var. Mesela Jasmine olsun, Spell olsun ki şu anda evet Jasmine'de Spell'e de biliyorsunuz ki yatırımı mevcuttur. Her ikisine de şey DWF Labs'ın. Bunun satışını da kısa süre içinde sert bir satış yani sert satış derken tamamının satışına koyulması açısından gönderildiği anlaşılıyor. Fiyatlarına herhangi bir şekilde etki etmeyecektir. Çünkü 300 bin dolar değerinde bir meblağdan bahsediyoruz. Ne iyi ne kötü herhangi bir etki yapmayacaktır. Bunlara yatırım yapıyor olmasının sebebi Jasmine Spell özellikle Jasmine bu boğa sezonu içinde tabii ki yükselişler yapar mı? Tabii ki yapacaktır. Sert yukarı hareketler gerçekleştirecektir. Ama bu noktada bir kalıcılık yakalayamayacaktır. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya yani bir kalıcılık yakalayabilecek bir kripto para birimi değil. O yüzden tekrar dönecektir aynı noktaya. Bundan kaynaklı olarak da DWF Labs bunlara FETÖ vesaire göre daha düşük yatırımlar, daha az, daha cüzi yatırımlar yaparak bu şekilde hareket ediyor ve sezon içinde toplu elden çıkarma gerçekleştirecektir. Pek çok kişi de aynı şekilde bir bakış açısı ve strateji kurduğundan kaynaklı olarak zaten Jasmine Spell gibi coinler bu durumdan mütevellit öyle çok fazla yükselişe odaklı, yükselişten sonra kalıcılık yakalayabilmeye odaklı kripto para birimleri değildir işin doğrusu. Dolayısıyla değerlendirme genel hatlarıyla bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.